Günaydın arkadaşlar. Dün Ümit Hocam size asit bazlarla ilgili güzel bir konu anlatmıştı. Bugün de arkadaşlar asit bazlarla ilgili soru çözerekten sizin sorularınızı takip etmeye çalışacağız. Geldik birinci sorumuza. Oda şartlarında bulunan sulu çözeltileri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? H iyonların molar değişimi, OH iyonların molar değişimi eşitse çözelti nötr özellik gösterir. O yüzden bu doğrudur. Baktığımız zaman B şıkkında hidrojen iyonların molar değişimi hidroksit iyonların molar değişiminden büyük ise bu arkadaşlar asit çözeltisidir. Asit çözeltisinde mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. O yüzden B de doğrudur. Geldik C'ye. C şıkkına baktığımız zaman hidroksitin molar değişimi 10 üzeri eksi 7 molardan neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. O yüzden OH eksi 1'in molar değişimi arkadaşlar ne olacak? 10 üzeri eksi 6 molar yazabilirim. O zaman H ne olacak arkadaşlar? Bu da 10 üzeri eksi 8 molar yazabilirim. OH H'tan büyük olduğu için bu baz çözeltisi olacak. Baz çözeltisi olduğu için de pH değeri 7'den ne olacak gençler? Büyük olacak. Dolayısıyla C şıkkımız yanlış olacak. Cevabımız C çıkacak. D şıkkına baktığımız zaman pH büyüktür pH ise pH'i ben 8, pH'i 6 alabilirim. Dolayısıyla pH değeri 8'den büyük olduğu için çözelti bazik özellik gösterir. Doğru olacak ifademiz. Doğru ifade. Hidroksit iyonların molar değişimi hidrojen iyonların molar değişiminden büyükse bu arkadaşlar baz çözeltisidir. Kuvvetli bazlar amfoter metallerle tepkime vererekten hidrojen gaz açığa çıkartırlar. Dolayısıyla verebilir dediği için bu da doğrudur. Cevabımız yanlış olan C şıkkı olacak. Geldik gençler ikinci sorumuza. H kuvvetli asit buna bize vermiş. BH kuvvetli baz vermiş. HX zayıf asit, amonyak zayıf bazdır. Buna göre BA tuzunun sulu çözeltisinde pH değeri 7'dir. Şimdi arkadaşlar B artı 1 diyelim ki katyonu kuvvetli bazdan geliyor. Kuvvetli bazdan. A eksi 1 anyonu da diyelim ki arkadaşlar kuvvetli asitten geliyor. Hem katyon hem anyon. Bakın birisi kuvvetli bazdan gelmiş, diğeri kuvvetli asitten gelmiş. Dolayısıyla tuzumuz nötr tuz olacak. Nötr tuz olacak. Nötr tuzlarda pH değeri 7 olur. O yüzden birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye baktığımız zaman amonyum X tuzunun sulu çözeltisi elektrik akımı iletir. Arkadaşlar bu bir tuz. Tuzların sulu çözeltisi elektrik akımını ne yapacak arkadaşlar? İletecek. O yüzden bu ifade de doğru. Geldik üçüncüsüne. BX tuzunun sulu çözeltisinde pH değeri 7'den büyük. B arkadaşlar artı 1 katyonu kuvvetli bazdan gelmişti. X eksi 1 iyonu da baktığımız zaman arkadaşlar zayıf asitten geliyor. Şimdi dikkat ederseniz kuvvetli baz zayıf asit. Dolayısıyla çözeltimiz ne olacak arkadaşlar? Bazik olacak. Tuz çözeltisi bazik olacak. pH değeri de 7'den büyük olacak. Dolayısıyla cevabımız ne olacak burada? Edirne şıkkı arkadaşlar çıkıyor. Üçüncü soruya geldiğimizde sulu çözeltilerinde proton alışverişiyle birbirine dönüşebilen asit baz çiftine konjüge asit baz çifti denir. Buna göre aşağıdaki verilen tepkimelerde arkadaşlar baktığımız zaman birinci tepkimede hidrojen amonyum iyonu buradan baktığımız zaman hidrojen artı bir iyonu almış bu baz hidrojen artı bir iyonu verdiği için de su asit oluyor. Buraya baktığımız zaman bu buna gençler hidrojen artı bir iyonu vermiş. Verdiği için
asit, bu da aldığı için baz oluyor. Dolayısıyla NH3 ile NH4+1 iyonu konjüge asit baz çıktı. Su ile de hidroksit iyonları arkadaşlar konjüge asit baz çıktı. Dolayısıyla bu doğru verilmiş. Geldik ikinci sorumuza, ikinciye. Arkadaşlar burada hidrojen bir tane proton verdiği için asittir. Bu proton aldığı için bazdır. Denklemin diğer tarafında bu buna proton vermiş. H+1 iyonu vermiş. Dolayısıyla bu asittir. Bu nedir arkadaşlar? Aldığı için bazdır. Dolayısıyla hidroklorik asitle klor-1 iyonu bir tane hidrojen farkı olduğu için konjüge asit baz çiftidir. Yine suyla hidronyum iyonunda arkadaşlar konjüge asit baz çifti oluyor. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Geldik üçüncüsüne. Üçüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar bu buna dikkat ederseniz hidrojen vermiş. Hidrojen+1 iyonu veren baz değil, asit olmalı. Alan arkadaşlar asit değil, baz olmalı. Dolayısıyla buradaki asit baz çifti yanlış verilmiştir. Buna hiç incelemeye gerek yok. Bu verdiği için asittir, bu aldığı için bazdır. Yanlış olanı sorduğu için yalnız cevabımız yalnız 3 oluyor. Cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar dönüş soruya baktığımız zaman 25 Celsius derecede denge sabiti 2.5 çarpı mol eksi 9 olan asit baz tepkimesi için aşağıdakinin hangisi yanlıştır? Şimdi şuna bu ikisine baktığımız zaman bu buna arkadaşlar hidrojen+1 iyonu yani proton vermiş. Bu proton verdiği içindedir. Asittir. Ben buna asit 1 diyebilirim. Bu proton aldığı için bazdır. Baz 2 diyebilirim. Şuraya baktığımız zaman bu arkadaşlar buna hidrojen vermiş. O yüzden bu asit 2 olacak. Bu hidrojen almış. Baz 1 olacak. Şimdi arkadaşlar H2CO3 ile HCO3-1 birbirinin konjüge asit baz çiftidir. E şıkkına baktığımız zaman bu doğru olarak H2CO3'ün konjüge bazı bikarbonat iyonudur. Bu doğru. Bikarbonat baz özelliği gösterir. Arkadaşlar bu da doğru. Hidronyum baz özelliği gösterir diyor. Hidronyum asit özelliği göstermiştir. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Diğerlerini irdelemeden geçebiliriz. Evet gençler, 5. soruya baktığımız zaman 0.4 molar 40 mililitre MOH çözeltisine 80 mililitre aşık çözeltisi eklendiğinde karışımın pH değeri 13 olmuş. Demek ki bu bir bazla bir asitin tepkimesi ve ortamın pH değeri 13 olduğuna göre bu baz çözeltisi oluyor. Buradan şöyle bir şey yapabiliriz. pH eşittir 13 ise pOH değerimiz 1'dir. Buradan da OH-1 iyonlarının molar değişimi 10^-1 molar olur. Dikkat ederseniz bazın aşırısı ilave edilmiş. Dolayısıyla şöyle bir formülümüz vardı. Onu hatırlamamız lazım. OH-1 iyonun molar değişimi eşittir hidroksitin mol sayısı eksi hidrojen+1 iyonun mol sayısı bölü toplam hacim. Denklemde yerine yazacak olursak ben mililitre olarak yazacağım. OH'ın ikisi arkadaşlar 10^-1 molar 0.1 molardı. NOH yerine molarite asit çarpı V asit çarpı Z asit formülünden 0.4 çarpı
40 tesir değerliği 1 olduğu için 1 yazacağım. Eksi molarite asit arkadaşlar hacmi 80 mililitre tesir değerliği 1. Böyle toplam hacim dikkat ederseniz 40 mililitre buradan geliyor. 80 mililitre buradan geliyor. Toplam hacim mililitre cinsinden 120 oluyor. Burada gerekli işlemleri yapılınca gençler molarite asit yani asitin molaritesini 0.05 molar buluyoruz. Buradaki hacmi ister mililitre isterseniz alıştığınız şekilde litre cinsinden alabiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar cevabımızı ne bulacağız? Edirne E şıkkını bulacağız. Geldik arkadaşlar diğer sorumuza, 6. soruya. Hidroflorik asitin asitlik denge sabiti Ka'yı 6.1 çarpı mu direksi 4 vermiş. Hidrobromik asitin Ka değerini 1 çarpı mu direksi 8 vermiş. Arkadaşlar Ka değeri büyük olanın asitlik kuvveti büyüktür. O yüzden hidrobromik asitin asitlik kuvveti hidroflorik asitin arkadaşlar asitlik kuvvetinden nedir? Büyüktür. Hidroflor hidrobromdan daha zayıf asittir. O yüzden birinci ifade arkadaşlar doğrudur. Ka değeri küçük olduğu için daha zayıf bir asit olur. Geçtik ikincisine. Hidroflorik asitin pH değeri hidrobromik asitin pH değerinden büyüktür. Arkadaşlar zayıf asitlerin pH değeri eğer şurada olduğu gibi eşit derişimli çözeltileri diyorlarsa arkadaşlar 7'ye daha yakındır. Kuvvetlerincisi ise 1'e daha yakındır. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru oluyor. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman brom ve flor iyon derişimleri eşit diyor. Arkadaşlar şu brom kuvvetli asitten geliyor. Flor ise zayıf asitten geliyor. Dolayısıyla bunun iyon derişimleri eşit olması mümkün değildir. Bu yanlış oluyor. Cevabımız doğru olarak sorduğu için doğrularımız 1 ve 2, B şıkkı oluyor. Geldik gençler 7. sorumuza. Dikkat ederseniz bu zayıf bir asit baz dengesinin sorusu. Dolayısıyla iyonlaşma denklemini yazacağız. Ama ondan önce istiyorsanız molar değişimini bulalım. Molaritemiz neydi? Mol sayısı bölü hacimdi. Dolayısıyla ben 0.2 molü neye bölmem lazım? 20 litreye bölmem lazım. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yukarısı çıkarsa aşağısını ben 2 çarpı 10 olarak yazabilirim. Şuradaki 2'ler gittiği için 0.01 molar yazabilirim. İyonlaşma denklemini yazdığımız zaman HX asidi zayıf asittir. Denge şeklinde gençler iyonlaşacak. Hidrojen artı 1 iyonu artı X eksi 1 iyonu. Şuraya başlangıç reaksiyon denge yazmam gerekiyordu. Başlangıçta 0.01 molar HX asidim var. Hidrojen ve X iyonlarının derişimini bilmiyorum. Onda iyonlaşma yüzdesinden bulabilirim. Yani diyeceğim ki 0.01 çarpı 0.01 bölü 100. Gençler bunun matematiksel işlemi yaptığımız zaman 10 üzeri eksi 6 molar çıkıyor. Yani bunun arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 moları iyonlaşmış. Bundan 10 üzeri eksi 6 molar oluşmuş. Buna artı diyoruz. Artı 10 üzeri eksi 6 molar da bundan oluşur. Gençler sistem dengeye geldiğinde bu az iyonlaştığı için ihmal ediliyordu. 0.01 molar bundan 10 üzeri eksi 6 molar hidrojen iyonu değişimi 10 üzeri eksi 6 molar da X eksi 1 iyon derişimi oluyor. Dolayısıyla buradan
pH değerine baktığımız zaman buradan arkadaşlar eksi logaritma 10 üzeri eksi 6 buradan da arkadaşlar 6 çıkar. Yani cevabımız B şıkkı çıkıyor. pH değerimiz arkadaşlar 6 ediyor. Evet gençler 8. soruya baktığımız zaman bir titrasyon tepkimesi vardı. Yukarıdan büretten arkadaşlar bir çözelti ilave ediyoruz. Beher'de diğer bir çözeltimiz var. Bu ikisi arkadaşlar karıştırıldığı zaman nötralleşme tepkimesi oluyor ve titrasyon olarak adlandırıyoruz. Arkadaşlar eşdeğerlik noktasına geldiğinde çözelti renk değiştiriyordu. Dolayısıyla burada şöyle yapmamız lazımdı. Hidrojenin mol sayısı eşit olması lazım hidroksitin mol sayısına. Dolayısıyla şuradan asitin molaritesi çarpı hacmi V asit çarpı tesir değerli Z asit eşittir molarite baz çarpı V baz çarpı arkadaşlar Z baz dememiz lazım. Aşağı yazdığım zaman asitin molar değişimi 0.2 molar, hacmi 225 mililitre, mililitre cinsinden yazıyorum. Tesir değerli arkadaşlar 1. Diğerine geldiğimiz zaman bazın molar değişimini soruyor. Onu x olarak ifade etmiş. Hacmi 15 mililitre demiş gençler. 15 mililitre çarpı tesir değerli 1. 15 ile 225 sadeleştiğinde burası da arkadaşlar 15 eder. Dolayısıyla x değerimiz 0.2 çarpı 15'ten 3 arkadaşlar molar çıkıyor. Cevabımız 3 molar. Yani C şıkkını ne yapmış oluyoruz? Bulabiliyoruz. Evet 9. soruya baktığımız zaman 0.1 molarlık H2 çözeltisinin pH değerini bulmuşuz arkadaşlar biz? 3 bulmuşuz. Şimdi eğer bu kuvvetli asit olsaydı arkadaşlar bunun pH değeri eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den ne olmalı lazımdı? 1. Ama pH değerini bulmuşuz biz? 3 bulmuşuz. Demek ki buradaki HX zayıf bir asittir. Dolayısıyla birinci ifademiz nedir arkadaşlar? Doğru. pH'i 1 çıkması gerekirken kuvvetli asitlerde, zayıf asitlerde arkadaşlar 3 olabiliyor. Dolayısıyla bu zayıf bir asittir. HX'in suda %1 oranında iyonlaşmıştır. Bunu işlem yaptığımız zaman 0.1 moların arkadaşlar bu 10 üzeri eksi 3 molar pH'i 3 ise bu 10 üzeri eksi 3 molardır. 0.1 moların 10 üzeri eksi 3 moları iyonlaşırsa yüzde olarak soruyor bize. Yüzde x diyoruz. Matematiksel işlem yaptığımız zaman x 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0.1'den arkadaşlar yüzde 1 değerini buluruz. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru. Geldik üçüncü ifademize. HX arkadaşlar zayıf asitti. HX zayıf asit ise su çözeltisi kuvvetli elektrolit olamaz. Zayıf asitler zayıf elektrolittir. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış. Bize doğruları istediği için cevabımız 1 ve 2 denizli oluyor. Evet arkadaşlar hızlıca 10. soruya geldik. Başlayalım. Zayıf bir asitin iyonlaşma sabiti Ka değeri verilmiş. pH'in 4 olduğu verilmiş. Bize asit çözeltisinin başlangıçtaki molar değişimini soruyor. Dolayısıyla ben buradaki asit zayıf asit olduğu için ben buna HX zayıf asidi diyebilirim. Zayıf asit olduğu için denge şeklinde iyonlaştıracağım. H artı 1 iyonu artı X eksi 1 iyonu. Bu tür sorularda başlangıç, reaksiyon, bir de ne diyorduk? Denge diyorduk. Arkadaşlar HX'in başlangıç molaritesini vermemiş bize.
Biz buna amoler diyeceğiz. Bunlardan yok. Şimdi pH değeri 4 dediğine göre, gençler pH değeri 4 ise hidrojen artı 1 iyonlarının molar değişimi 10 üzeri eksi 4 molardır. Buradan işlem yaptığımız zaman bundan 10 üzeri eksi 4 molar azalmalı. Bundan 10 üzeri eksi 4 molar oluşmalı. Bundan da yine 10 üzeri eksi 4 molar oluşmalı. Evet, sistem dengeye geldiğinde hidrojen 10 üzeri eksi 4 molar, X 10 üzeri eksi 4 molar. Arkadaşlar şundan yok. Buna da ne demişler? A molar diyeceğiz. Buradan Ka değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 verilmişti. Eşittir 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü A. Buradan A'yı arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımız zaman içler dışlar çarpımı ile beraber 0.025 molar yapıyorsunuz. İçler dışlar çarpımından arkadaşlar A'nın değeri, sayısal değeri 0.025 molar çıkıyor. Yani cevabımız C şıkkı çıkıyor. Evet, geldik 11. sorumuza. Bu da arkadaşlar yine zayıf basit bazlarla ilgili bir soru. Beraberce okuyalım. Şimdi 0.1 molar HX demiş. Arkadaşlar pH değeri 11 verilmiş. pH değeri bu 11 ise bu bazdır. Dolayısıyla benim niye geçmem lazım? pOH'a geçmem lazım. pH değeri nedir arkadaşlar? 3'tür. OH eksi 1 iyonlarının molar değişimi de arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 molardır. Bakın başlangıçta 0.1 molarmış çözeltimiz ama OH 10 üzeri eksi 3 molar. Dolayısıyla bu %100 iyonlarına oluşmamıştır. X zayıf bir bazdır. 1 doğru. Arkadaşlar OH 10 üzeri eksi 3 molarsa H artı 1 iyonlarının molar değişimi de neye eşittir? 10 üzeri eksi 11 molara eşittir. Çarpımları K'suya eşit olacağı için. O yüzden X'in çözeltideki hidrojen iyonları değişimi 10 üzeri eksi 3 molar değildir. 10 üzeri eksi 3 molardır. 11 molardır. Yanlış. Geldik baz çözeltisi. Çözelti turnusol kağıdının rengini maviye boyar. Bu da doğru çünkü bizim çözeltimiz bazdır. Doğruları sorduğu için cevabımız 1-3 olacak. Yani Denizli olacak. Geldik gençler 12. soruya. H-klorun zayıf asit olduğunu bize vermiş. Nitrik asitin kuvvetli asit olduğunu söylemiş. Potasyum hidroksitin de kuvvetli baz olduğunu söylemiş. Buna göre potasyum florür arkadaşlar tuz, potasyum nitratla tuz, sulu çözeltileri için. Her ikisi de kuvvetli elektrolittir. Bu doğru. Çünkü tuzlar suda arkadaşlar iyonlaşır. Bu da tuz, bu da tuz. İkisi de arkadaşlar iyonlaştığı için her ikisi de kuvvetli elektrolittir. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar potasyum artı bir iyonu kuvvetli bazdan geliyor. Flor şöyle yazalım. Eksi bir iyonu zayıf asitten geliyor. Şimdi kuvvetli bazla zayıf asit olduğu için bu bazik tuzdur. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğrudur. Geldik üçüncüsüne. Potasyum biraz önce söylemiştik. Kuvvetli bazdan geliyor. Yine nitrat iyonu NO3-1 iyonu kuvvetli asitten geliyor. İkisi de kuvvetli olduğu için tuzumuz nötr tuzdur. Bu da doğru bir ifadedir. Evet gençler geldik 13. ve son soruya. Yine yukarıya baktığımız zaman
Hidrokloik asitin kuvvetli asit olduğunu söylemiş. Hidrosiyanürik asitin zayıf asit olduğunu söylemiş. Şimdi eşit derinçli hidrokloik asit ve hidrosiyanürik asit çözeltilerinden pH değerlerinin eşit olması mümkün değildir. Çünkü birisi kuvvetli, diğeri zayıf asit. Birinci ifade yanlıştır. İkinci ifadeye baktığımız zaman hidroklorik asitteki hidrojen iyonlarının derişimi hidrojen siyanürdekinden daha fazladır. Arkadaşlar hidroklorik asit kuvvetli, hidrosiyanürik asit zayıf olduğu için bu ifade doğru bir ifade oluyor. Bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. Evet. Geldik üçüncüsüne. Klor iyonları derişimi siyanür iyonları derişiminden ne diyor arkadaşlar? Klor iyonları derişimi siyanür iyonları derişiminden daha fazladır. Arkadaşlar bu ifade de doğru. Çünkü klor kuvvetli asitten geliyor. Siyanür zayıf asitten geliyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü ifademiz doğrudur. Arkadaşlar birinci ifadeyi biz ne demiştik? Yanlış demiştik. Bize yanlışları soruyor. Dolayısıyla yalnız bir yanlış ama 2 ile 3 de arkadaşlar doğrudur. Cevabımız ne oluyor burada? 13. soruda arkadaşlar Adana oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü asit baz videolarımızın sonuna geldik. İnşallah evde tekrar yaparken bu sorulara da dikkat ederekten güzel bir tekrar edersiniz. 2 tane kitaptan, en az 2 kitaptan sorularınızı çözersiniz. Çözebildiğiniz soruları bir şekilde arkadaşlar bize ulaştırırsınız ve bu şekilde konumuza devam ederiz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum.